Elinizi tekrar tutar mısınız? Tamamdır. 17 yaşında bir evlilik yaptım. Daha sonra esnaf olarak Pamukkale merkezinde bir iş yeri açtım. Bayan butik üzerine güzel çalışmalarım devam ederken ticari bir nedenden dolayı 2009 yılında cezaevine girmek zorunda kaldım. 2016 yılının Eylül ayına kadar cezaevinde aralıksız kaldım. 2016 Eylül ayında tahliye edildim. Tahliye edildikten sonra şöyle bir şey, cezaevinden çıkmadan bir 3-5 ay önce sosyologlar geldi. Gardiyanlarımız dediler, gidelim bir görüşelim, bir görüşün kızlar size detaylı bilgi verecekler dediklerinde heyecanlandık, gittik ne olacağını bilmeden. Kızlar dışarıya çıktığınızda Cumhurbaşkanımızın mahkumları topluma kazandırma projesi adı altında bir projesi var. Dışarıya çıktığınızda gidin devletimize başvurun, İŞKUR'a başvurun ve hayatınıza yeni bir yön katın, yeni kazandırın. Biz de sizlere destek olacağız diye söylediler zaten. Baktım 8 yıl içeride kaldıktan sonra dışarıya çıkıyorsunuz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben cezaevine girdiğimde tuşlu telefonlar vardı. Çıktığımda dokunmatikler çıkmış, onları bile kullanmayı bilmiyorum. Denizli İŞKUR'a başvurdum. Denizli İŞKUR Müdürümüz bir proje hazırlamamı, bu projeyi kendilerine sunmamı, daha sonra yapacak olduğum işle alakalı bir bilgilendirme yapılmasını, daha sonra ne yapmam gerektiğini söyledi bana. Bu arada da tabii araştırma da yaptım. İçerideyken de bize gazeteler geliyor, dergiler geliyor, okuyoruz bunlar da. Solucan gübresini ilk cezaevinde duydum. Solucan gübresindeki başarılı olan kadınlarımızı, başarılı olan iş insanlarımızı gördüm. Bana bir hibe verildi. 18 bin TL. 2017 yılının Nisan ayında 18 bin TL İŞKUR'dan bir hibe verildi. O hibeyle ben 160 bin solucan aldım. Bir de sadece şurada gördüğünüz eleme eleğimi aldım. Küçük bir yerde işimi yürütmeye başladım. Şu anda Konya, Antalya, Denizli bölgesi komple Kumluca, Fethiye tarafları, Elmalı tarafları komple burada pazarım var. Onlarla istişare yaptığım, hala daha istişare yapıyorum. 160 bin solucanla başladım. Söylediğim gibi 160 bin solucanla başladım. Bunlar tabii çoğal çoğal çoğala derken şu anda 15 milyon solucanım var. Şu anda 15-20 milyona yakın bir solucanım var. Aylık kapasitem sıvıda 40-50 tona kadar. Katı gübremde aylık üretim kapasitem 20 ton, 25 tonu buluyoruz. Cezaevinde bir gün önceniz yoktur, bir gün sonranız yoktur. Cezaevinde sadece o anı yaşarsınız, o günü yaşarsınız. Tabii ki de insansınız, hayal ediyorsunuz, tabii ki de hayal ediyorsunuz. Dışarıya çıkmayı hayal ediyorsunuz, her şeyi hayal ediyorsunuz. Ama çaresizliğin bittiği bir yerdesiniz orada. Yapamazsınız, düşünürsünüz, acaba dersiniz. Ama acabalar güzel sonuçlar verdi. Şükürler olsun, başardık. Daha da başaracağız Allah'ın izniyle. Niyetim, amacım Allah nasip ederse inşallah hükümlülerimi istihdam edebileceğim daha büyük bir iş yeri, daha büyük bir kapasite, ne kadar eski hükümlüm varsa hepsine istihdam sağlayacak şekilde bir işletme kurmayı büyük büyük bir şekilde hayal ediyorum. Yaklaşık yıllık ciromuz 150-200. Kadınlarımıza yıkılmasınlar, kadına şiddete hayır diyorum, bana ulaşsınlar. Bana ulaşmalarını o kadar çok istiyorum ki ulaşsınlar, görüşmek istiyorum onlarla. Kadına şiddete hayır diyorum. Kadın bir anadır, kadın yardır, kadın candır. Kadının olduğu her yerde her şey vardır.
Kişiler denim serbestlik tedbiri altında yükümlülüklerini, cezalarını toplum içerisinde yerine getirirken aynı zamanda biz müdürlüğümüz olarak kişilerin topluma tekrar uyumu, tekrar entegrasyonu için müdürlüğümüzde farklı ıslah ve rehabilitasyon çalışmaları yürütülmekte. Bunlardan bir örneği eski hükümler kendi iş yerlerini kurmak istediğinde müdürlüğümüze müracaat ederek bu kişiler hem Denizli İşkur İl Müdürlüğü hem de Denizli Ticaret Odası Başkanlığımızın destekleriyle girişimcilik eğitimleri aldırmaktayız. Hatta burada Mükerrem Hanım da eski yükümlümüz hem de bayan yükümlümüz. Kendisine bir teklifte gittik. Maşallah iş yerini açtı. Dedik ki seni biz kurumumuzda ayda birkaç defa alalım, bayan yükümlülerimize kendi hayatını öğret. Sıfırdan nerelere geldiğini göster, örnek rol model ol diye. Kendisi de bizi kırmadı. Ayda birkaç kez müdürlüğümüze geliyor. Bayan yükümlülerimize inşallah örnek oluyor.